neyi buluyorsa onu burada bulamayacağı tesis veya sahil yok. Çeşme başlı başına bir çekim gücü. Yani çeşme çok popüler. Deniziyle, kaplıcasıyla, eğlencesiyle. Yani İzmir başlı başına Türkiye'ye mal olmuş bir emsal destinasyon noktalarından biri. Seferihisar'ımız ona keza. Pamucak zaten müthiş bu noktada. Gümüldür ayrı bir keyifli bir noktamız. Hı hı. Eski Foça ayrı bir keyifli nokta. Dikili ayrı bir keyifli nokta. Şimdi bakın alt alta koyduğumuz zaman İzmir'e gelen turist sayısı 1 milyon 600. En iyi rakamımız Sayın Aziz Kocaoğlu zamanında 2,5 milyondu. Bunun 500 bini, kabaca söylüyorum rakamları, bunun 500 bini kruvazör turizminden geliyordu. Şimdi kruvazör turizmi de kalmadı. Çıkartın kruvazör turizmini. Geriye gelen turist sayısı hemen hemen aynı. Yani Tunç Bey'in zamanında bir 5 yıl daha geçirdik Aziz Bey'den sonra. İleriye gideceğimize 5 yılda rakamlarda geriye de düştük. Hı. Ve İzmir olduğu yerde turizmde sayıyor. Oysa İzmir'de bakın bir Bayındır'da çiçek festivali var. Evet. Aynı zamanda Tire'de çok güzel süt ve süt ürünleri var. İzmir'de kendine has olan biraz önce saydığımız deniz sporlarıyla ilgili ciddi bir potansiyel var. Takımların kamp yapabilecekleri iklim var. Bu iklim için saha yapmamız lazım. İzmirlilerin ve özellikle karar vericilerin, kanaat önderlerinin bir turizm politikası yaratmaları lazım. Biz İzmir'in bu değerlerinden dolayı nasıl bir stratejik plan yaparsak kısa, orta, uzun vadede İzmir olarak biz hem Türkiye'den hem de dünya turizm pastasından nasıl daha fazla turist çekeriz? Biz İzmirli turizmciler, Egeli turizmciler olarak şunu istiyoruz. Biz Antalya gibi 15 milyon turist istemiyoruz. 20 milyon turist istemiyoruz. Alt alta üst üste İzmir'in böyle yoğunlaşmış bir turist bombası altında kalmasını istemiyoruz. Biz nitelikli, gelir düzeyi yüksek ve İzmir'e yakışan en az nüfusu kadar bir turist sayısı istiyoruz. Bunu da isterken biraz önce söylediğim gibi MES turizmi dediğimiz kitle turizm ağırlıklı uçaklara doldurup dökülecek bir turist profili değil. Hı hı. Tam tersine üst gelir seviyesine hitap eden hizmetiyle, anlayışıyla yeni bir modelleme istiyoruz. Yeni bir konsept tasarım istiyoruz. Bunu biz ancak ve ancak yerel yönetimimizle, valimizle, belediye başkanımızla, ticaret odamızla, ticaret odası başkanımızla, sektörün sivil toplum örgütleriyle ve Turizm Bakanlığı'yla bir araya gelip İzmir için yeni bir modelleme yapmamız lazım ki İzmir hak ettiği yeri turizmde sahip olabilsin. Hı. Ve bununla beraber de esnafımız ve bu konudaki diğer tedarikçi firmalar da rahatlasın. Bakın şimdi açık ve net konuşmak gerekirse eğer biz bir tane oda sattığımız zaman bir oda turizmci olarak 60 tane yan sektörü bu besliyor. Bakın bir oda 60 tane yan sektöre faydası var. Turizme yapılan destek sadece turizmciye, konaklama sektörüne, acentacıya, uçakçıya yapılmıyor. Turizme yapılan her türlü destek yanındaki tetikleme görevi yapan 60 tane yan sektöre de aynı etkiyi, domino etkisi yaparak fayda sağlıyor. O yüzden dolayı bugün artık ülkemizde turizmden daha büyük bir sektör yok ki bu ülkeye döviz getiren. Hı hı. Bakın 60 milyar dolardan bahsediyoruz. 60 milyar dolar bugün Orta Doğu'daki birçok petrol ülkesinin ihracatına yakın bir rakam. Yani bizim petrolümüz yok ama turizmimiz var. Demek ki turizm bizde artık bir marka değeri. Türkiye bu marka değerinden istediği gibi nasipleniyor. Bakın Kapadokya bayramda fulldü. Evet. Ve Kapadokya şu anda ayrı bir case olarak Türkiye turizm sahnesinde yerini aldı. Yurt dışında da çok popüler. Çok popüler. Düne kadar Kapadokya neydi, şimdi ne oldu? İzmir bana kalırsa fevkalade aşık olunacak tüm turizm çeşitlerine sahip bir yer. Ama biz İzmir'e hala bir karakter oturtturamadık. Yani İzmir bir turizm şehri midir? Bir sanayi şehri midir? Bir tarım şehri midir? İlla birini seçmek zorunda değiliz. Her bir alanda başarılı olabiliriz. Ancak turizmde başarısızız. Yani bunu ben söylemiyorum. Bunu rakamlar söylüyor. Şimdi buradan yeni belediye başkanımız Sayın Cemil Tugay'a turizmci bir başkan olarak seslenmek istiyorum. Bizim bu kadar zenginliğin üstünde otururken, bu kadar elimizde iyi envanter varken bu envanterle bizim 2 milyon turistle kalmamamız lazım. İlk hedef Sayın Başkanım 5 milyon turisti yakalamamız lazım. Bu konuda lütfen
Çok yoğunsunuz biliyorum. Çok yoğun bir programınız var. Ama turizmcilerle bir araya gelip Sayın Valimizle, sizle ve Ticaret Odası Başkanımızla yeni bir şeyler söylemenin zamanı, yeni bir şeyler dizayn etmenin zamanı. Gelin İzmir için yeni bir stratejik plan yapalım ve bu ilk planda da ortak akıl, ortak yönetimle hedefimiz 5 milyon turist olsun ve İzmir'i hak ettiği yere getirelim. Biz sayısal anlamda çok istemiyoruz ama niteliksel anlamda kaliteli turiste hedeflenmek istiyoruz. Bırakalım Antalyalı kardeşlerimiz her şey dahil yapsın. Çok güzel yapıyorlar. Onları alkışlıyoruz ve gurur duyuyoruz. Biz de Ege ve İzmir olarak oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyonu çok iyi yapalım. Ayağa hizmet yapalım. Butik hizmet verelim. Onu isteyen bir hedef kitleye doğru biz yönelelim. Ege'de, İzmir'de kendi içinde özelleşsin ve ihtisaslaşsın. Bunda şu